Nefisle mücadele etmek kolay değil. Nefsimizi terbiye ederken nasıl bir yol izlemeliyiz? Nefsimizi terbiye ederken nasıl bir yol izlemeliyiz? Hiç kimse tek başına kendi kendine nefsini terbiye etmez, edemez. Gücü buna yetmez. Böyle biraz nefis sanki boyun bükmüş gibi görünür. Sonra tekrar baş kaldırır ki daha güçlenmiş olarak baş kaldırır. Olması, yapılması gereken şey nedir? Allah nasıl ki ayet-i kerimede size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın, kitabı, hikmeti öğretsin. Bununla beraber nefsinizi tezkiye etsin. Bir de size bilmediklerinizi öğretsin diye. Allah bu vazifeyi peygamberlerine vermiştir, Resullerine vermiştir. Dolayısıyla peygamber varisi, Mürşid-i Kamil bu vazifeyi varis olarak yaptığı için nefsin tezkiyesini o yapar. Eğer nefsimiz tezkiye olsun istiyorsak yapmamız gereken şey bir Mürşid-i Kamil'e tabi olup, bir peygamber varisine tabi olup, onu dinleyip, onunla beraber kendi nefsimizi temizleyip tezkiye etmektir. Bu tezkiyeyi yaparken mutlaka bize o gücü, o kuvveti verecek olan da Allah'a olan muhabbetimizdir, mürşidimize olan muhabbetimizdir. Çünkü ne kadar onu seviyorsak, ne kadar ona teslim olabilmişsek, o kadar gerekeni yapma imkanımız, gücümüz olur. O sevgiyi, o muhabbeti o kadar alma imkanımız olur. Bu sevgi, bu muhabbet o gönülden alınınca bizde güç olur, kuvvet olur. Nefsimize karşı durma, bununla beraber onu temizleme, tezkiye etme gücümüz olur. Yani kişi nefsin tezkiyesini tek başına değil, mürşidiyle beraber yapar. Başka türlü nefsin tezkiyesi asla mümkün değildir.